Daha iyi oldu. Başka basın mensubu arkadaşlarım da. Bugün gerçekten de çok mutlu olduğumu, Rabbime yürekten hamd ettiğimi ifade etmek istiyorum. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız, ekibimizle birlikte binbir emek harcadığımız, binlerce kilometre yol yapıp sayısız ziyaretler, toplantılar gerçekleştirdiğimiz, adeta bir nakış işler gibi üzerinde çalıştığımız projemizle ilgili somutlaşan müjdeli bir haberi sizler aracılığıyla, kamuoyuyla, hemşerilerimizle paylaşmak için bir aradayız. Bildiğiniz gibi Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerimizin büyük bir kısmı, bazı mahallelerimizin tamamı tamamen fenli şartlardan uzak, ilkel şartlarda, gecekondu dediğimiz şekilde yapılaşmış ve 50 yıldan beri süre gelen bir sorunla boğuşur durumda. Sokakları çok dar ya da ambulansın, itfaiyenin dahi girmesinin mümkün olmadığı, ulaşımının mümkün olmadığı sokakları var. Çok çarpık bir yapılaşma, deprem bölgesinde Allah korusun olası bir afet durumunda acil yardımın dahi ulaştırılmasının güç olduğu bir bölge. 2014 yılında Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve halkımızın teveccühüyle göreve gelir gelmez bu konuyla ilgili çalışmaya başladık. Nasıl çözülebilir? Burada 365 dönümlük bir alan var, 5 tane mahalleyi kapsıyor, binlerce vatandaşımız, binlerce konut var, yaşayanlarımız var. Bu sorunu nasıl yerinde kimseyi mağdur etmeden çözebiliriz diye çalışmaya başladığımızda seçenekleri teknik arkadaşlarımızla birlikte, ki o zaman bizim bir belediye binamız dahi yoktu, kaymakamlığın üzerindeki iki tane odadaydık bu çalışmaları yaparken, bütün seçenekleri değerlendirdiğimizde 6306 sayılı afet riski altındaki yerlerin dönüşümü hakkındaki kanun kapsamında alanın riskli alan ilan edilmesiyle kimsenin mağdur edilmeden yerinde güzel bir dönüşümün yapılabileceğini tespit ettik. Burada şunu da ifade edeyim. 13-11-2014 tarihinde gerekli evraklarımızı, dosyalarımızı, altyapı çalışmalarımızı hazırladıktan sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne söz konusu alanın 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi talebini iletmiş olduk. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Bakanlar Kurulu'nca 17-10-2016 tarihinde 2016'ya 9393 sayılı karar sayısı ile bölge riskli alan ilan edildi ve ondan sonra da yoğun bir süreç başladı ki aslında bu süreç içerisinde de hem vatandaşlarımızı hem de kamuoyunu belli aralıklarla bilgilendirmiştik. Bir takım plan proje çalışmalarını bakanlık belediyemizi yetkilendirdi. Biz bakanlıktan aldığımız yetkiyle hali hazırlar, jeolojik zemin etüdü çalışmaları, gayrimenkul değer tespit çalışmaları ve vesaire hepsini tamamladık. Bunları bakanlığımızla paylaştık ve burada çok önemli bir konu da en başından beri süreci büyük bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Hiç gizli saklı bir şeyimiz olmadı. Tüm paydaşlarımızla tüm gelişmeleri paylaşarak yürüdük. Kentsel dönüşüm alanımızın hemen dibinde açtığımız kentsel dönüşüm ofisimizde en başından itibaren defalarca oradaki hak sahiplerimizi bilgilendirdik. Orada arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız görevli oldular. Her gelen vatandaşımız, hak sahibimiz sürecin her aşamasıyla ilgili bilgilendirildi ve süreç çok şeffaf bir şekilde yürütüldü. Yine akademik odalarımız diye ifade ettiğimiz mimarlar, inşaat mühendisleri odalarının temsilcileriyle belediyemizde toplantılar yaparak onları bilgilendirdik ve yine belediye meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerin il ilçe başkanları ve belediye meclisi grup başkan vekilleriyle burada toplantılar yaptık. AK Parti il başkanı, ilçe başkanı, grup başkan vekiline bütün şeffaflığıyla projeleri anlattık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanına, ilçe başkanına, grup başkan vekiline anlattık. İyi Parti'nin il başkanına, ilçe başkanına, grup başkan vekiline aynı şekilde bütün bilgilendirmeleri yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de il başkanı, ilçe başkanı, grup başkan vekili hepsini davet ettiğimizde geldiler. Hepsine de teşekkür ediyorum. Bütün doneleri verdik. İstedikleri bütün verileri verdik. Dedik ki burada bir rant yok. Burada yaşayan vatandaşların haklarını koruyacak, onları mutlu edecek, Manisa'ya ve Türkiye'ye örnek yerinde ve bütün sosyal donatılarıyla, yollarıyla, her şeyle yenilenen bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçmiş olacak dedik ve bu süreç içerisinde bütün paydaşları bilgilendirerek
bugünlere kadar geldik. Ben bu noktada katkısı olan, desteği olan tüm herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki etaplar halinde dönüşecek olan bir alan. Şu an birinci etapla ilgili müjdeyi veriyoruz. Birinci etap toplam 75 bin metrekarelik bir alan. Birinci etap sınırları içerisinde 605 adet konut ve 54 tane de dükkan yapılacak. İshak Çelebi ve Kocatepe mahallelerini kapsayan bir alan. Şöyle bu süreçte yaptığımız çalışmalarla ilgili de kısaca bilgiler verebilirim bugüne gelinceye kadar. 2017 yılında TOKİ ile bir protokol imzalamıştık. Dönüşümün TOKİ kanalıyla, devlet eliyle yapılabilmesi için. Yine yaptığımız bir takım ihalelerle buradaki projeleri, her şeyi tamamladık ve nihayetinde bütün bu yaptığımız çalışmaların neticesinde, toplantıların neticesinde 27.09.2021 tarihinde birinci etap için hak sahipleriyle muvafakatname görüşmelerine başladık. Bu görüşmeler sırasında vatandaşlarımızdan gelen itirazlar oldu, aksaklıklar oldu, tespit edilen aksaklıklar oldu, hatalar oldu. Bunların düzeltilmesi için de gerekli saha çalışmalarını yapıp bakanlığımızla, genel müdürlüğümüzle irtibat kurarak bu eksiklikleri, bu noksanlıkları da bu süreç içerisinde tamamlamış olduk. Ve bu yapılan uzlaşı görüşmelerinin neticesinde 21.01.2022 tarihi itibariyle muvafakatname imzalama süreci sonlanmıştır. Ve burası gerçekten de son derece önemlidir. Türkiye'de bir örnektir, büyük bir başarı hikayesidir. 7,5 yıllık bir emeğin, alın terinin, koşturmanın, sebatın, sabrın, takibin sonucunda birinci etaptaki toplam 654 mesken hak sahibiyle yapılan uzlaşı görüşmelerinde 597 konut için anlaşma sağlanmış, mesken bazında da %91,28 oranında halkımızdan, hak sahiplerimizden rekor bir destek sağlanmıştır. Kentsel dönüşümün mantığında mevcut yapıların dönüşümü esas alındığı için alanda bulunan hak sahibi 654 tane bağımsız birimi olan vatandaşımız hak sahibi olarak görülmektedir. Boş arsası olanlarsa bakanlığımız tarafından kamulaştırılmaktadır. Dolayısıyla burada önemli olan bir nokta, daire alma hakkı olan vatandaşların %91,28'i projeyle ilgili memnuniyetini ifade ederek muvafakatnamelerini imzalamışlardır. Bu gerçekten de büyük bir başarıdır. Bu projenin ne kadar doğru, sağlıklı ve vatandaşın lehine olduğunu gösteren bir değildir. Yine aynı şekilde birinci etap alanımız içerisinde 8 tane dükkan sahibi var. İş yeri alma hakkı var bunların. Bu 8 iş yeri alma hakkı olan vatandaşımızın da %100'ü ile anlaşılmıştır. Tamamı da gerekli imzalarını atmışlardır. Ancak alan bazında baktığımızda, metrekare bazında baktığımızda da %77,27 oranında bir mutabakat vardır ki burada sadece %7 gayipler var. Yani bulunamayan, sahipsiz gelip imza atamayacak durumda olanlar var. Ya da boş arsası olanlar içerisinden daire alamadıkları için imzadan şu aşamada imtina eden vatandaşlarımız da oldu. Bu oran da yine yasal sınır olan %67'nin 10 puanın üzerindedir. Ve Türkiye'deki benzer uygulamalar açısından değerlendirildiğinde gerçekten de çok nitelikli, çok başarılı bir orandır. Vatandaşlarımızın mevcut evlerine değerler biçilmiş. Yeni evleri için ödeyecekleri değer Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından Manisa ziyaretinde ilan edilmişti. Metrekaresi, brüt metrekaresi 2500 lira şeklinde. Yeni alacağı evin değerinden mevcut evinin arsasının, bahçesinin değeri düşülerek kalan bir borçlanması kalıyorsa bu da 180 aya kadar taksitlendirilerek vatandaşlarımız kalan kısımlarını ödeyeceklerdir. TOKİ ihale, inşaat ihale çalışmalarını bitirmek üzeredir. Ve geçen hafta bakanlığımızda yaptığımız toplantıda kararlaştırdığımız diğer önemli bir konu, hak sahiplerini ilgilendiren konu da evlerin boşaltılması ile ilgili son tarih 30 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir. Yani bugünden itibaren birinci etap sınırı içerisinde bulunan hak sahiplerimiz evlerini boşaltarak bize teslim edecekler. Teslim edilen her bir evi hemen belediye olarak, ama verdiğimiz yüklenici firmayla, ama kendi ekiplerimizle yıkımına başlayacağız ve en son 30 Nisan 2022 tarihine kadar da bütün evleri boşaltarak alanı açacağız ki, çünkü bu süreçte TOKİ ihalesini yapıyor.
dereceye boş bir alanı teslim edelim ve inşaatlar başlayabilsin diye. Evini boşaltan vatandaşlarımız boşalttığı andan itibaren 995 TL, hazine arazisinde evi bulunan vatandaşlarımız da 663 TL kira yardımı almaya başlayacaklardır. Hem bir kısım rızayla bedelimi alıp ayrılayım diyen arsa sahipleri ve konut sahipleri ile ilgili olacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesiyle ilgili 5 milyon, yine kira yardımları ile ilgili de 5 milyon TL bakanlığımız tarafından belediyemize aktarılmaktadır. Bunların ödemeleri de belediyemiz aracılığıyla mutat bir şekilde gerçekleştirilecektir. Değerli arkadaşlar, bu gerçekten de büyük bir başarı hikayesi. Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Ege bölgesinin bazılar dikkate alındığında kriterlere göre en büyük projelerinden birisi ve Türkiye'deki de gerçekten de en büyük 6.6 kapsamında gerçekleşen en büyük nitelikli projelerinden birisi. Biz yola çıktığımızda bakanlığın kapısını çaldığımızda ısrarla şunu söylemiştik. Türkiye'de kentsel dönüşümle dönüşmesi gereken ilk 5 sıralaması yapılırsa bunlardan birisi burasıdır. Bizim size verdiğimiz dosyanın içerisinde 365 dönümlük alandır. Çünkü buranın kentsel dönüşüm dışında insanları mağdur etmeden dönüştürülebilmesi mümkün değildir demiştik. Ki zaten saha incelemesi için arkadaşlarımız, bakanlık yetkilileri, hatta Sayın Bakanımız Manisa'ya teşrif edip sahayı incelediklerinde de evet başkanım doğru söylüyorsunuz. Burası Türkiye'deki öncelikli kentsel dönüşüm projesinin uygulanması gereken yerlerden biridir demişti. Ben bu noktada böyle bir yasanın çıkartılmasına vesile olup bakanlığımıza, hükümetimize bu imkanları sağladığı, bize bu destekleri sağladığı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, milletvekillerimizle birlikte bizimle defalarca görüştü, bizi dinledi, konunun sahibi oldu, projeyi sahiplendi. Ki burada bakanlığımızın karşılıksız ciddi bir desteği de var. İhaleler neticelendiğinde net rakamlar ortaya çıkacak ama buradaki vatandaşlarımız hak sahipleri lehine sosyal devlet anlayışının da bir gereği olarak bakanlığımız bu projeyi ciddi rakamlarla süspanse ediyor. Ben Sayın Bakanımız Murat Kurum'a ilgileri için, destekleri için, projeye sahip çıktıkları için, bize her zaman vakit ayırdıkları, bizi dinledikleri için öncelikle hak sahiplerimiz ve tüm hemşehrilerim adına buradan şükranlarımı sunuyorum. Yine bakanlık bürokrasisi, genel müdürlerimiz, başta kentsel dönüşüm genel müdürümüz Berat Bey olmak üzere genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, TOKİ'nin daire başkanları, TOKİ başkanımız, bu projede zaten 7,5 yıldır biz birçoğuyla da ahbap noktasına geldik. Sürekli giderek, gelerek, görüşerek bu işleri takip ederken hepsi de hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Manisa milletvekillerimiz ilk andan itibaren bizimle birlikte bu projenin takibini yaptılar. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için ne zaman kendilerini ararsak, bizimle birlikte şuraya gidelim, şuran dövüyü alalım desek, hepsini de hayallediler ve bizimle birlikte bulundular. Ben tüm milletvekillerimize de hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yine tabii ki Şehzadeler Belediyesi içerisinde bu projeyle ilgili görevli arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Projeyi anlatan, tanıtan, takibinde emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarıma, iyi geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de 5 tane mahallede yaşayan ve birinci etapta %92'ye yakın bir oranla uzlaşıyı imzalayan, bize, hükümetimize güvenini ortaya koyan değerli hemşehrilerime buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah büyük cesaret, büyük iş. Gerçekten. 3'te 2 oran. Tamam.